İyi akşamlar, Aktüel'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün buruk bir gün. Soma faciasının birinci yıl dönümü. İlerleyen dakikalarda Soma'ya uzanacağız ama ilk konuğumuz herkesin konuştuğu ülke, en yeni ülke Liverland'in devlet başkanı olacak. Herkes merak ediyor, nasıl başvurabiliriz, nasıl vatandaşlık alabiliriz diye deli gibi bir merak var. Liverland devlet başkanı Vit Yetlişka biraz sonra canlı yayında Aktüel'de konuğumuz olacak. Dedik ya, bugün buruğuz çünkü Soma faciasının birinci yıl dönümü. Acaba Soma'da bir yılın ardından neler yaşanıyor? Şeyda Burcu İkiz bizlerle birlikte olacak çok özel konuklarıyla. Ve Soma'nın ardından, bir yılın ardından neler değişti, neler değişmedi? Sosyal güvenlik uzmanı Doktor Mehmet Bulut da bizlerle birlikte olacak Ankara stüdyomuzdan. O zaman Aktüel başlasın. İlk konuğum Liberland Devlet Başkanı sevgili seyirciler Vit Yetlişka. Mr. Yetlişka. Sayın Yetlişka. Good evening. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Thank you very much Çok for joining us. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. First of all, what was the motivation for creating a new country? Bu yeni ülkeyi yaratmak için, yeni bir ülke yaratmak için motivasyonunuz neydi? Aslında tabii ki çok zor. Yani 5 yıl bir şeyleri değiştirmeye çalıştık. Ancak neticede sağ olsun ya da sol hükümet olsun. Vergiler her zaman çok yüksek oluyor ve neredeyse her zaman daha fazla düzenlemeyle karşı karşıya oluyoruz. Bu da çok anlamlı olmuyor. Yani ben aslında insanları daha fazla özgürlüğe ihtiyacımız olduğu konusunda ikna etmeye çalıştım. Kendi devletimizi kurmamız gerektiği konusunda ikna etmeye çalıştım. İşte bu şekilde özgürlük için yaptık bunu. Peki herhangi bir şekilde resmi tanıyor musunuz? Diğer bir ülke ya da uluslararası kuruluş sizi tanıyor mu? Şu an ülkemiz yayıldıktan 5 dakika sonra hemen tanındık aslında. Ve 65 ülkeye not gönderdik şimdiye kadar. Bizi tanımalarını istedik. Alçak gönüllü olarak, diplomatik olarak bizimle ilişki kurmalarını istedik. Diplomasinin başlamasını istedik. Belki önümüzdeki hafta 100 bilgilendirme daha yapacağız. Yani aslında her milletle konuşacağız. Ve bizi tanımalarını isteyeceğiz. Dolayısıyla önemli bir adım olacaktır bu. Ancak atılan adımlara göre aslında zaten bir devlet olmak için ve korunmanız için herhangi bir tanıma gerekmiyor aslında. Mr. Yetlişka, Sayın Yetlişka, about your frame on TV, because we can see sizden on bir ricam olacak. Sizin yalnızca yarınızı şu an görebiliyoruz. Biraz sağ kayabilir misiniz efendim? Biraz ortalayabilir miyiz lütfen? Bir ricada bulunacağım size. A bit more, please. Biraz daha lütfen efendim. Bu şekilde mi? It's better. Tamam, yes, şimdi daha iyi. Çok teşekkür ediyoruz. What's the relationship with neighboring countries? Komşu ülkeleriniz ilişkileriniz ne şekilde? Herhangi bir müdahale ya da saldırı riski görüyor musunuz şu an? Harika bir deneyim yaşıyoruz şu ana kadar. Mesela Dışişleri Bakanlığı'yla görüştüm Hırvatistan'da ve bana şunu söylediler. Projemizin ve devletimizin önemli bir geleceği olacağını söylediler önümüzde. Çünkü projemiz aslında özgürlükle ilgili ise ki Liberland zaten bunu temsil etmekte. Başarılı olmamızın ihtimali son derece yüksek ve Somborn Belediye Başkanı zaten Liberland'te en büyük yer. Bize gelip büyük bir destek verdi. Yani Sırbistan ve Hırvatistan bu projeyi desteklemekte arkamızdalar. Hangi hükümet sistemini öneriyorsunuz? Parlamento mu? Seçimler olacak mı? Nasıl ilerleyeceksiniz? Evet, parlamento ve seçimler söz konusu olacak. Parlamenter seçimler olacak. Ancak anayasal bir kavramımız var. Biz Amerika Anayasası ve İsviçre Anayasası'nı ve hatta Estonya Anayasası'nı en iyi yerlerini aldık, bir araya getirdik ve belli başlı kısıtlamalar getirdik hükümet için. Yani siyasetçilerin kötü bir şey yapması neredeyse imkansız olacak. Çünkü hükümetin güvenlik, halkın güvenliğini sağlaması ve adalet sağlaması dışında başka bir yetkisi olmayacak. Mr. Yetlişka, Sayın Yetlişka, who can or can't apply to kimler vatandaşlığa başvurabiliyor ya da başvuramıyor? Herkes vatandaşlığımıza başvurabiliyor. Son derece kolay bir süreç. Ancak
Bizim için önemli bir nokta var. Biz herhangi bir dini çalışma istemiyoruz. Dolayısıyla güçlü dini geçmişi olan kişileri istemiyoruz. Komünist ya da neonazi geçmişi olanları da çok istemiyoruz. Çünkü özgürlük bizim amacımız ve insanlar için son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Peki bu başvurular nereden geliyor? Yani hangi ülkelerden ya da nerelerden alıyorsunuz ve belli başlı bir kısıtlama var mı? Tüm dünyadan geldiğini söyleyebiliriz. Tüm uluslardan başvuru alıyoruz. Şunu da söylemem gerekiyor. Biz vatandaşlığı yalnızca bizimle olmak isteyenlere ve gerçekten bizim hayallerimizi gerçekleştirmek isteyenlere veriyoruz. Liberland'de yaşıyoruz biz ve diplomatik araçlarla bize tavsiye verebilecek, ülkeyi nasıl geliştirmemize yardımcı olabilecek kişileri vatandaşlığa almak istiyoruz. Şimdiye kadar 330 bin başvuru aldık ve şimdiye kadar yalnızca 60 vatandaşlık verdiğimizi söyleyebiliriz. Belki önümüzdeki hafta 200 vatandaşlık daha verebiliriz ancak gerçekten bizimle birlikte olacak, bize en çok yardımcı olacak kişiler bunlar. Evet efendim, peki koşullar nelerdir? Yani seçim koşulları neler? Herhangi bir ödeme yapması gerekiyor mu bu vatandaşların eğer seçilirlerse? Herhangi bir ödeme söz konusu değil başvuru sürecinde de ya da pasaport için herhangi bir ödeme yapmaları da gerekmeyecek. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Hükümetin gönüllü olması gerekiyor, gönüllüye dayanması gerekiyor. Yalnızca istediğiniz kadar vergi ödüyorsunuz ve bu nedenle bence yaptığımız şey anlamlı. Tamamen yeni bir kavram bu. Böylece insanlar zorunlu olarak vergi ödemeyecekler devlete. İşte bu nedenle zaten insanlar fikre bayılıyorlar ve ülkemize gelip katılmak istiyorlar. Peki kim bunun finansmanını sağlıyor? Nasıl para kazanacaksınız ya da nasıl para kazanıyorsunuz? Çünkü bir internet sitesi oluşturdunuz. Kim bunu ödedi efendim? Kim karşıladı? Çok fazla aslında, 3.000 dolar harcandığını söyleyebilirim bunun için. Büyük bir para değil ve Hong Kong'ta da aslında pazarlama işiyle uğraşan bir şirket var. Hong Kong aslında en iyi örneklerden biri bir ülkenin neye benzeyebileceği konusunda. Dolayısıyla orada bir şirket kurduk. İşimizi onlar yürütmekteler. İşin iş kısmını, işletme kısmını. Daha sonra bu soruyu yönelteceğim size bankayla ilgili. Ancak öncelikle ekibinizde kimler var? Kimler sizinle birlikte çalışmakta? Bunlar tüm dünyadan kişiler. Yani yaklaşık 30 kişi Çek Cumhuriyeti'nden, 33 kişi İsviçre'den ve İngiltere'den de çalışanlar var. Amerikalılar var, bazıları Almanya'dan. Dolayısıyla tüm dünyadan bizimle birlikte çalışanlar var. Aynı zamanda Hırvat ve Sırp çalışanlarımız da var ekibimizde. Tüm geçmişlerden geliyorlar. Yani para kazananlar var, para kazanmayanlar var. Deneyimli kişiler var, deneyimsiz kişiler var. Ancak aslında çok da önemli değil. Pek çok açıdan bize yardımcı olabilirsiniz ve bu hayali gerçekleştirebilirsiniz. Yani büyük bir şey değil aslında. Ekibe katılıyorsunuz ve bizimle birlikte çalışmaya başlıyorsunuz nihayetinde. İnternette paralarınızı gördüm. Para biriminizi gördüm. Para birimi sistemini açıklayabilir misiniz lütfen? Kendi bankanızı mı açacaksınız? Herhangi bir merkezi banka olmayacak ve devlet parası basmayacağız aslında. İnsanlar hangi parayı istiyorlarsa kullansınlar. İnsanlar seçsinler. Biz bunu istiyoruz. Ve devlet bence böyle olmalı. Devletin para birimine karışmaması gerekiyor. Ve aynı zamanda biz ilk ülkeyiz aslında. Bozuk parayı da kabul edebilecek. Yani kriptografinin bir geleceği olduğu kanaatindeyiz bu noktada. Peki bayrağınızı gördüm. Bayrağınızın anlamı nedir? Biliyorsunuz yani devlet aslında genellikle kapitalizm ya da para sistemi için oradadır. Özgür para sistemi için oradadır. Ağaç ve kuş var. Kuş özgürlük anlamına geliyor. Ve aynı zamanda Tuna Nehri'nde görebiliyorsunuz bayrağımızda. Ve renkler peki özellikle sarının anlamı nedir efendim? Sarı kapitalizm anlamına geliyor. Özgür para sistemimiz anlamına gelmekte. Ve bir de marşınız var. Marşınızın anlamı nedir?
Marşı bakacak olursak, marşı YouTube'da görebiliyorsunuz eğer isterseniz ve aslında bu ilk marş, dolayısıyla henüz bir anlaşma söz konusu değil. Öneriler var tabii ki marş için, yakın gelecekte değişebilir. Daha güzel bir marş da olabilir. Yani yalnızca müziksel bir marş aramıyoruz ya da enstrümantal bir marş aramıyoruz. İnsanların gerçekten severek söyleyebilecekleri bir marş arıyoruz biz. Evet. Yetlička. Şu an nerede bulunuyorsunuz? Liberland topraklarında mısınız, neredesiniz? Liberland'tan geri geldim şu an. Şu an Liberland'ın ofisindeyim, Prag'da bulunuyorum. Burası aslında bizim burada kitap anımız diyebilirim, merkezimiz diyebilirim. Pek çok gazete var aslında benim mülakat vermemi bekleyen. Dışarıda bekliyorlar, görüyorsunuz. Medya kuruluşları benimle konuşmayı bekliyor. İspanyol televizyonları var bunun arasında, Fransız televizyonları var, Alman televizyonları var. Dolayısıyla tabii ki başka mülakatlar da vermem gerekecek bu gazetecilere de. Peki Sayın Yetlička, bir de yatırımı sormak istiyorum. Sanıyorum bazı şirketler yatırım yapmak isteyebilirler çünkü gaza, elektriğe ihtiyacınız olacak. Yatırım için nasıl bir yol izleyeceksiniz? Yani bir ortağınız olacak mı? Bir sponsorluk söz konusu olacak mı? Nasıl ilerleyeceksiniz? Yani eğer yatırım yapmak istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz. Hong Kong gibi olacak. Muhtemelen davet edeceğiz ve yatırım yapabilecek kişiler ve aslında bir şirket var Türkiye'den bize 20 milyonluk bir euro yatırımı önerdi. Dolayısıyla bunun büyük bir yatırım olduğu kanaatindeyiz. Türkiye'den bile ilgilenenler var yani bizimle yatırım yapmak için burada. Başvurulardan bahsettiniz. 330 bin kişi dediniz. Eğer bu kişiler seçilirse nerede kalacaklar? Yani binalar hazır mı ya da herhangi bir girişiminiz var mı? Çok fazla bina yapılacak zaten yakın gelecekte. Ancak esas konu şu. Şu an biz yalnızca bize doğrudan yardım eden kişileri bu ülkeyi kurmaları için çağırıyoruz, davet ediyoruz. Çok fazla vatandaş olmayacak. Ve yalnızca başvuru formunu doldurmak yeterli olmayacak. Eğer bir vatandaş olmak istiyorsanız çalışmanız gerekiyor, daha fazla şey yapmanız gerekiyor. Sayın Yetlička, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için efendim. Thank you. Ben teşekkür ederim.